Cüneyt arıyor. Bu kadar da çabuk beklemiyordum. Efendim Cüneyt. Eylül. Nergis Hanım'la gönderdiğin dosyada fiyatlar eksik. Biliyorsun maliyeti görmeden onaylayamıyoruz. Fiyat listesini getirebilir misin? Tamam getiririm. Fiyat listesi eksikmiş de. İş bahane. Hadi git bakalım. Beklesin biraz. Biraz açık havada yürüyelim mi? Yorgunum biraz. Seni eve bıraksam iyi olacak. O kıza mı gideceksin? Bu konuyu kapatmıştık Handan. Tamam. Özür dilerim. Ama doktorun ne dediğini duydun. Yalnız kalmayın dedi. Hadi kırma beni. Bugünlük affetsen. Birazcık lütfen. Sadece hava almak istiyorum. Sonra gidersin. Bu kadarı da yeter bana. Sen yanımda ol da. Siz ne diyorsunuz Sevgi Hanım? Kızımın oğlunuzdan ayrılması karşılığında gönderdiğiniz hediyeden bahsediyorum. Yoksa sus payımı demem lazım. Ne münasebet. Siz bizi yanlış anlamışsınız. Ben sadece iyi niyetimin bir gösterisi olarak... Böyle iyi niyet bize lazım değil Zühre Hanım. Sevgi abla, sen gerçekten yanlış anlamışsın. Asıl siz bizi yanlış anlamışsınız. Yoksul insanlar olabiliriz. Ama sizin vereceğiniz sus payına da ihtiyacımız yok. O gün annem size geldiğinde ev çok soğukmuş. O da üzüldüğü için. Üzülmeyin. Bize üzülmeyin ne olur. Ben siz istediğiniz için değil, kızımın mutluluğu için konuştum onunla. Siz kızımı üzmeyin diye oğlunuzdan vazgeçmesini istedim. Çok da haklıymış. Benim kızım bilmez, tanımaz sizin gibi insanları. O da küçücük. Biliyorum, tanıyorum sanıyor dünyayı, her şeyle baş ederim sanıyor ama... bir şey bildiğim. Sevgi abla, inan içimizde hiçbir kötü niyet yoktu. Bizim bir gururumuz var Yıldız Hanım. Paramız, pulumuz, mülkümüz, gücümüz yok ama... temiz bir adımız, bir de gururumuz var. Paranızı da, pulunuzu da, hediyenizi de kendinize saklayın. Acımayın bize. Hem biliyor musunuz? Bizim gibi insanları tanımadığınız için asıl ben sizi acıyorum. Gel. İstediğin liste. Dosyayı eklemeyi unutmuşum. Benim hatam. Tamam. Sorun değil. Halloldu işte. Başka bir şey olursa ararsın. Eylül. Bak Tunca haklı çıkartmayalım. İkimiz de yetişkin insanlarız. Hani işimize yansıtmayacaktık? Ne bu tavırlar? Konuşmayacak mısın? Her şey üzerine alınma istersen. Daha önemli meselelerim var.
Açacak mısın? Benim yanımda onunla konuşmayacaksın, değil mi? Canım, ben seni çok seviyorum. Lütfen yaralama artık beni. Tamam, Handan. Tamam. Hadi, hava aldın artık. Seni eve bırakıp çıkacağım. Lütfen annemlerin yanında sorun çıkarma. Çıkarma. Feride! Feride! Bir bak hele! Nereye Feride? Abla? Merhaba. Merhaba da. Abla, neyin var senin? Kemal'i gördüm. Aradım ama açmadı telefonunu. Handan'la birlikte. Ne? Ne zaman? Açsana. Ben yerleri süpürüyordum da havalandırmak için kapıyı açayım dedim. Bırak bu ayakları. Gidiyordun değil mi? Buna yavaş yedin mi sandın? Beleşten yiyip içip yatıyorsun. Yok öyle bir dünya. Karşılığını vermeden hep bana, hep bana. Olur mu meleğin? Sandın. Dün geceki sandın. Haş mı bileydin işte. Ya kuzen, yaklaşamıyorum bile. Bir de sen fena bozuyordun. Ne oluyor anlamıyorum. Siz aynı odadasınız. Bir şey söyledi mi sana? Yok, bir şey söylemedi ama bugün biraz garip. Bir konu sana. Seni de bu meseleye karıştırmak istemezdim ama ben ne desem yanlış anlıyor abi. Normal değil mi? Değil. Konuştuk, hallettik. Ben kendi başımın çaresine bakarım dedi. Baksın o zaman. Daha fazla uzatmasın. Benim sabrım yok. Çekemem bu tavırları. Uygun bir dille uyar işte. Tamam. Merak etme, konuşurum ben Eylül'le. Sağ ol.
Ne demek? Nasıl yapar ya bunu sana? Gidip rezil etseydin. Ay, delireceğim ya. Cemal bana bunu yapamaz. Bir daha yalan söylemiş olamaz o. Ne oldu? Ne yalanı gene? Ne oldu dedim Bahar? Bilmiyorum. Emin değilim ama. Ablam Kemal'le Handan'ı görmüş. Kol kola görmüş işte. Ben sana dedim değil mi? Anne sözü dinlemedin. Ne oldu? Güvendiğin Kemal Handan'ıyla kol kola. Handancığım, nasıl geçti doktorla görüşme? İyi, iyi geçti Yıldız ablacığım. İyi gördü beni. Aman çok şükür. Kemal de yanımdaydı ya. O yüzden iyiydim. Haftaya yine çağırdı. Belki Kemal'le gideriz. Gelir gelir. Beraber gidersiniz. Şimdi nereye gitti peki? İşim var dedi ama bence yine o kızın yanına gitti. Aman boş ver. Dönüp dolaşıp geleceği yer senin yanın. Sen hiç canını sıkma oldu mu kızım? O iş çoktan bitti. Ama bugün, ama yarın bitti. İnşallah Zühre anneciğim. İnşallah. Allah'ın sevgili kuluymuşsun da görmüşsün. Yalanla başladı, yalanla gider dedim ben sana. Sonunda kendi gözünle gördün. Ben bakarım ablacığım. Merhaba canım. Hoş geldin. Biraz dışarı gelsene konuşalım. Tamam. Kim geldi Bahar? Merhaba Sevgi teyze. Anne, biz biraz dışarıda konuşacağız. Gelin içeride konuşun. Benim mutfakta işim var zaten. O kadar da ders çalışacak. Kendine gelecekmişsin. Seninle uğraşacak sabrı yokmuş. Ya bu benim kuzen. Kendini harbiden bir şey sanıyor. Hasta olduğumu öğrenince kendini böcek gibi hissedecek ama. Aptal. Ha. Unutmadan. Biyopsi randevu kağıdını göstermeyi de unutma. Hay hay. Eylül odasında yoktu, konuşamadım. Ama bunu buldum masasında. Ne bu şimdi? Kuzen. Eylül hasta. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Ya ben sana sormadım pardon. Bir şey içer misin? Yok. Konuşmamız gerek. Bahar ben... Nasıl söylesem bilmiyorum ki. Kötü bir şey mi? Tamam. Söylesen. Ben hazırım. Bahar ben bugün telefonunu açamadım. Çünkü Handan'la birlikteydim. Hiç istemedim aslında. Ama mecbur kaldım.
Handan birkaç gün önce intihar etmeye kalkışmış. Ne? Benden uzaklaşırsın diye... Aslında sana bunu söylemeyecektim ama... Sana bir daha yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Onun için söylemem gerekiyordu. Handan iyi mi peki şimdi? İyi. Bir doktora gitmeye başladı. O zaten zor bir dönemden geçiyordu. Şimdi bunlar da olduktan sonra... Onun yanında olmam gerekiyor. Anladım. Tabii. Yani eğer... Ayrılalım... Ona geri dönmen gerekiyorsa. Asla. Ben seni seviyorum Bahar. Sen varsın. Senden başkası olmaz. Handan senin için intihar etmeye kalktıysa... Çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Kemal, eğer Handan'a bir şey olursa benim vicdanım bunu kaldırmaz. İstersen bir süre görüşmeyelim. Asla söyleme böyle bir şeyi. Ben senden vazgeçemem. Vazgeçmek değil ama... Bahar, geçecek. Handan iyi olacak, biliyorum. Ama o iyi olacak diye benden ayrılırsan ölürüm ben. Anne, bu çocuk vallahi çok seviyor ablamı. Söylediklerini bir duysan. Handan'ın yanında sadece arkadaşı olarak bulunacağım. Bunun için senden izin istiyorum. Kemal, Handan için elinden ne geliyorsa yap. Destek ol ona. Yoksa ben kendimi kötü hissederim. Aşığım sana. Sana çok aşığım. Güzeldin zaten. Tanıdıkça daha da güzelleşiyorsun. Ya sen başkasın ya. Bambaşkasın. Neden söylemedin bana? Dost olduğumuzu sanıyordum. Ben seninle her şeyi paylaştım. Oysa sen saklamayı tercih ettin. Neden bahsediyorsun? Eylül hasta olduğunu öğrendim. Göğsünde kitle varmış. Biyopsi için randevu bile almışsın. İşte... Her şey burada yazıyor. Bu kimseyi ilgilendirmez. Hem benim dolabımı mı karıştırdın sen? Ne kadar aptalım ben. Ben neler düşünüyorum, sen neler yaşıyorsun. Eylül. Yardım etmeme izin ver. Yanımda olayım. Oh.
Ya Kemal hala gelmedi. Gelse bile benim istediğim gibi gelmeyecek ki. Artık arkadaş olarak yanımda olacakmış. O benim sözümdü Yıldız abla. Evleneceğim adamdı. Ben ona nasıl arkadaş gibi bakarım? Handan ben sana ne dedim? Ha? Sabırlı olacaksın. Ay olamayacağım. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Dur. Ne yapıyorsun? Çocukluk etme. Onu yeniden kazanmak istiyorsan bunaltmayacaksın. Artık top sende. Kendine yeniden bağlayacaksın onu. İyi ama nasıl? Gözü o varoş yosmasından başkasını görmüyor ki. Göstereceksin o zaman. Nasıl bağlayacağını bilmiyorum ama bu şekilde olmaz. Artık onu da sen bulacaksın. Kemal, dikkat et. Sen yanımdayken gözüm senden başka bir şey görmüyor tabii. Görüşürüz. Görüşelim. Güle güle. Anne, ben sormadan Kemal anlattı her şeyi. İyi bir şey mi şimdi bu? Handan çok kötü. Onunla ilgilenmek için izin istedi benden. Anneciğim, sen de affedeceksin Kemal'i. İnanıyorum, zamanla kabul edip seveceksin sen de. Bilmiyorum Bahar. Nereye? Nazire'ye kadar gidip geliyorum. Annem nereye gitti? Sevgi teyze. Ne oldu? İyi misiniz? Kemal. Ayrıl Bahar'dan. Ne? Ne diyorsunuz siz? Kemal bırak kızımı. O bunu yapacak güçte değil. Sen yap. Ana olarak istiyorum senden bunu. İkinizin de iyiliği için ayrıl kızımdan. İlgin için teşekkür ederim. Ama tek başıma üstesinden gelebilirim. Kendini yorma. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Her kadında olabilir bu kistlerden. Annemde de vardı, atlattı. Korkacak bir şey yok. Eylül, iyi bir doktor bulalım ha. Doktorum var. Teşekkür ederim. Eylül korkuyorsun. Saklama. Annen de korkuyordu. Herkes korkar. İzin ver yardım edeyim. Korkmuyorum. Korkuyorsun. Korkmuyorum. Allah kahretsin, çok korkuyorum. Burada yapayalnızım. Annem atlattı ama ben onun kadar güçlü değilim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam. Yanındayım. İşim bittikten sonra bırakacağım bunu. Yapmayın. İmdat! Onu çıkartma. Sen de zevk alacaksın. Seni
Feride? Feride? Selim.